Ne kadar zamanda yaptın bunu? Bunu yaklaşık bir ay gibi bir sürede tamamladım. Bir ay. Yani ciddi arada bir iki işim daha oldu ama yani en az 20 günü falan alıyor yapımı. Ay çok hoş. En çok ne yapmaktan keyif alıyorsun? Pano yapmak mı, yastık yapmak mı? Kişiye özel çalışmayı daha çok seviyorum. Yani mesela söz tepsileri yapıyorum. Bunu tepsi olarak da kullanılabiliyor mesela kişiye özel. Ha, üzerine cam da olur onun. Yani makas ve yüzükleri taşıyabilmek için biraz da görsel açıdan. Görsel açıdan. Hani kahveleri taşımak için değil de görsel açıdan. Bu tarz şeyleri seviyorum. Bir de çanta. Seviyorsun. En çok sevdiğim şey evet çanta yapmak. Çünkü tepsi denilince ben o şekilde çok tepsi gördüm daha önce. Kare yuvarlak yapıp üzerine camla beraber çok da şık duruyor. Alternatif. Ahşap tepsi oluyor genelde. Biz kumaş olarak kullanıyoruz kumaşı. Yani isterlerse daha sonra da onu pano olarak da kullanabilirler. Ay ne güzel. Bu şekilde. İki amaçla da kullanabiliyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Ne yaptık? Valla ben sizi keyifle dinlerken neredeyse bitirmek üzereydim. Bitti. Üstünü bitirdik. Ay biraz deneyeyim mi şimdi? Evet, sana da göstermek istiyorum ama şu alttan başlayalım. Şu siyahtan başlayalım. Biraz böyle kolay olsun. Bir 5 saat yoğunlaşmak lazım. Hesap kitapla zaten kafayı toparlayamadım evet. Ben. Hemen olan bir şey değil yani hani bakıldığı zaman insanlara kolay gibi görünüyor. Çabuk biten bir uğraş gibi görünüyor ama bazı modellerde mesela şu çantanın yapımı en az 4-5 günü bulabiliyor. Yani dikimi, işlemesi hepsi bir araya geldiği zaman en az 4-5 gün yani. O yüzden kolay gibi görünür ama bakın burada şu anda kaç saat oldu bilmiyorum. Kesinlikle 3-4 yani. 3-4 saatte hiç sadece zor. Bu kadar yapılabiliyor. Mutlaka zor. Evet. Çok güzel. Ama inanılmaz keyif veriyor. Yani sizi çok dinlerken keyif alarak işledim yani. Burada. Her gün yapıyor musun mutlaka? Ara verdiğin oluyor mu? Yani çocuğumdan ve eşimden hani ailemden arta kalan zamanlarda fırsat yaratmaya çalışıyorum. En önemli olan da zaman ayırmak kendine. Eşim deyince eşin mesela hiç şey diyor musun? Ay bırak artık şu kanapeyi ya otur da şurada yok, beraber sohbet edelim. O bana çok destek oluyor sağ olsun. Yani ilk zamanlar tabii ki ilk başladığımda çok anlamamıştı ama şimdi işim haline de gelince arkamda sağ olsun yani. Buradan da teşekkür ediyorum kendisine. Ay sürekli desteklediği için beni. Destekliyor şuradan biliyorum çünkü işinden izin alıp bugün buraya seni eşin getirdi. Evet. Ya ne kıymetli gerçekten. İşte ilişkileri konuşuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. İsmi neydi? Mustafa. Mustafa Bey abicim. Belki kardeşim. Çok sağ olasın gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İlişkiler böyle uzun oluyor işte böyle kıymetli evet. Oluyor. Birazcık da emek harcamak gerekiyor. Evet. Şimdi? Şimdi bunu görmüyoruz. Şu siyah kısmından başlayalım. Tamam. Mesela şuradan başlayalım. Öncelikle başlayacağımız yere bir bakıyoruz. Hani hangisinin altından başlamak gerekiyor? Şu yeşil. Evet. İkinci yeşil değil mi? Aynen. Şurası. Şu kısımdan sağ üstten iğneyi çıkarıyoruz. Ben önce ilk çarpıyı yapıp veriyorum. Ya o iğneyi çıkarmam bile benim 5 saati geçer herhalde. Şöyle tutuyoruz. Arkasına düğüm yapmıyoruz. Evet. Şöyle. Sadece şöyle bir miktar. Biraz daha çekelim. Evet tutuyoruz. Bunu kaçırmıyoruz. Şimdi tam çaprazındaki deli batırıyoruz. Evet. Arkadan kontrol ediyoruz o ip kaymaması için. Evet, kaydı. Tut. Şimdi buradaki amaç bu ipi buraya sıkıştırmak. Yani diğer deliğe geldiği zaman oraya sıkışmalı. Ben tutamadım onu. Şöyle biraz uzun kalsın. Önemli değil o kesilir. Ne yapıyorum? Önden bakalım. Böyle kafamız karışabilir. Ben hem arkasını tutup hem... Şimdi hemen o yanındaki... Sağ taraftaki deliğe batırıyoruz iğneyi. Evet çıkardık tam çaprazında çarpıyı tamamlıyoruz. Evet. Ay çok güzel. Şimdi ilk çarpımız bu şekilde. Arkaya dönüp baktığımız zaman ipin sıkıştığından emin olmalıyız. Burada uzun bir ip parçası var bunu keselim. Çünkü bu arkada dolanıyor ve kötü bir görüntü sebep oluyor. Böyle kısacık bırakırsak bir de çekersek o gergin olur. Şimdi hemen yanındaki çarpıya da yapalım. Ha, anladım ben şimdi. Dur. Bir saniye. Bunu da evet. Onu da çapraz yapıyorum. Şimdi burada oraya tıklamayalım, geri gidelim. Burada önemli olan bir şey, onu da söyleyeyim. Bütün çarpılar aynı yöne bakmalı. Yani aynı ipler hep aynı tarafa üstüne binmeli. O yüzden çıkış noktalarımız da hep aynı olmalı. Şu şekilde çizgi çizgi bir görüntü olacak. Yani temiz görünmesi için buna dikkat etmemiz lazım. Şuradan. Çıkıyoruz.
Şöyle. Veriyorum. Anladım. Aynı yönde değil. Evet. İğnenin çıktığı yerden doğru tekrar evet. devam ediyoruz. Aşağıdan çıkıyoruz yine. Ve çarpıyı tamamlıyorum. Şimdi de bu ilk sırayı böyle yaptık ama normalde yarım çarpı yarım çarpı gideceğiz. Hemen şu delikten çıkalım. Eline batırmayayım. Yok, oradan değil. Şu siyah çarpının hemen altındaki delikten. Evet. Şurası. Hemen çıkıyoruz. Hı. Şimdi çaprazını batıralım iğneyi. Şöyle mi? Şu tarafa. Evet. İki çarpının ortasına. Aşağıdan çıkalım. Ay çok güzel. Dur. Şuradan. Evet. Şimdi yine bir yarım çarpı yapıyoruz. Sağ köşeye. Evet. Süper. Şimdi yine aşağıdan çıkıp o çarpıları tamamlıyoruz. Bir saniye. Denk getirmem evet, lazım. Süper. Hı. Harika. Ay. Şu köşeye tam çaprazın, çarpanın köşesinden çıkmamız lazım. Evet. Anladım i̇şte matematiğini. Aa, çok ümitlendim. Ay çok güzel. Ay bir dakika. Şimdi altından. Şöyle mi? Şu kısımdan, sol taraftan çıkalım. Evet. Ve tekrar çaprazına gidelim. Evet. Çapraz çapraz ve hepsinin aynı yönde olduğuna emin dikkat olmalıyız. Ediyoruz. Evet. Buradan. Hemen altından. Yani sürekli alttan çıkacağız o şekilde ha, düşünelim. Sürekli hep alttan. Aynı yönden. Evet. Oldu mu? Evet. Şimdi tamamlıyoruz onu. Vallahi annemin gözleri yaşarıyordur şimdi. Vallahi bunu da yaptı diyecek. Şöyle çapraz gidiyorum. Evet. Bu şekilde aşağıya doğru iniyor yani şu kısmı kadar. Aa. Ay çok zevkli. Bu arada bunu da sana hediye etmek istiyorum. Ay çok kibarsın. Teşekkür ederim. Ben stüdyonda yayın öncesi bir çivi çaktım. Hazırlık yaptım. Evet. Aa ben siz neler oluyor stüdyoda bakın bakın girmiş. Hatta şimdi onu yerine koyuyorum. Ay çok koyuyorum. Sevinirim ya çok kibarsın. Oraya mı çaktın hayası? Evet. Ay çok güzel oldu. Riya tasımının yanında. Kaneviçeli panom. Eline sağlık. O hep güle orada duracak. Sizden gelenlerle güzelleşecek. Evet. Yaşanmışlık hissini bu el emekleri verecek buraya evet, gerçekten. Evet. Ben de mutlu olacağım televizyonda izlerken panomu görünce orada. Değil mi? Aynen öyle. Dün de arkadaşım Ayça İnci getirmişti. Onu da astık hemen bugün. Süper, göstermek istiyorum. Evet. Yarın bakacağım dedi. Gerçekten asacak mısınız? Asmaz olur muyuz? O da yerini aldı. Çok da güzel görünüyor. Tablomu tekrar söylemek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz kırmızı büyük mahalle temalı tablomda Nihat Keman Kaşlı Beyefendi'ye ait. Gerçekten ona da tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Muhteşem görünüyor. Farklı ressamların eserleri de zaten sık sık burada yer alacak. Sizden gelenlerin yanında. Her daim olacak. Çok sağ olasın. Bu da gerçekten böyle çapraz çapraz hep aynı yerden çıkacağız. Alttan batıracağız. Soldan çıkaracağız. Çok güzel. Dur şuraya şöyle bir son ilmeğimi de atayım. Şöyle batıralım. Mutfağa beraber gidelim mi hayatım? Sen bugün hiç mutfağa gelmedin. Gidelim. Şöyle şu çaprazı da yapayım. Bu da böyle bir de değil mi sanki? Evet. Süper. Oo. Ay çok zevkli. İnsanın elinden bırakası gelmiyor. Bu zaten stres atmak için başlanan bir şey. Daha sonradan strese dönüşebiliyor ama. Hani bir çarpı daha atayım model bitsin derken saat böyle 2-3 falan olmuş olabilir gece yani. Ona da dikkat edip gözlerimizi çok yormamak lazım. Ay canımsın mutfağa gidelim gel. Birazcık kokular geliyor buraya. Biraz değil baya baya mis mis kokular geliyor.